A Spor. Galatasaray yardımcı antrenörü Levent Şahin'den Fatih Terim sözleri, hukuki bir gerekçe yok. Spor Toto Süper Lig'in 32. haftasında Galatasaray Hatay Spor deplasmanına konuk olacak. Mücadele öncesinde Sarı Kırmızılıların yardımcı antrenörü Levent Şahin açıklamalarda bulundu. Teknik direktör Fatih Terim'e verilen ceza hakkında konuşan Şahin, hukuki bir gerekçe yok dedi. Spor Toto Süper Lig'in 32. haftasında deplasmanda Atakaş Hatay Spor'a konuk olacak Galatasaray'da yardımcı antrenör Levent Şahin maç öncesinde açıklamalarda bulundu. İşte Şahin'in o açıklamaları. Bugün hocamız yok. Neden yok? Hukuki bir gerekçe yok. Futbolun saha dışında konuşulduğu bir ortamda, kendisi burada olsaydı eminim ki daha farklı şeyler söyleyecekti. İki ilk 11 oyuncumuzu düğüne, dolayısıyla koronavirüsüne kurban verdik. Milli takıma giden oyuncularımız vardı, dönüşleri biraz sorunlu oldu. Bunlar bizim için bir bahane değil. Sahada vazgeçmeyen ve kazanmak isteyen bir Galatasaray olacak. Bugün kadroda olan arkadaşlarımızın ellerinden geleni yapacağına inanıyorum. A Spor. Hatay Spor Galatasaray maçı. Spor Toto Süper Lig'in 32. haftasında Galatasaray Hatay Spor deplasmanına konuk oluyor. Mücadelenin tüm detayları ve maçın canlı anlatımı aspor.com.tr'de. Spor Toto Süper Lig'in 32. haftasında Atakaş Hatay Spor'la Galatasaray kozlarını paylaşıyor. Mücadelenin tüm detayları ve maçın canlı anlatımı haberimizde. Hatay Spor Galatasaray maçı ilk 11'ler. Hatay Spor, Munir, Yusuf, Pablo, Mesut, Popov, Abit Rayane, Ruben Ribeiro, Kamara, Adama Traore, Akintola, Diouf. Galatasaray, Muslera, Şener, Donk, Etebo, Saraççı, Ömer Bayram, Gedsin, Arda, Feauli, Onyekuru, Muhammed. Hatay Spor Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Hatay Spor Galatasaray maçı saat 19'da başladı ve Beyin Sports 1'de canlı yayınlanıyor. İkinci randevu. Hatay Spor ile Galatasaray, oynadıkları maçla birlikte Süper Lig'de ikinci kez rakip oldu. Ligin ilk yarısında İstanbul'da oynanan karşılaşmayı Sarı Kırmızılılar 3-0'lık skorla kazanmıştı. İki takım daha önce Ziraat Türkiye Kupası'nda iki kez karşılaştı. Bu müsabakalarda iki takım da birer galibiyet aldı. Sezon başında oynanan hazırlık maçı ise 1-1 eşitlikle sona ermişti. Deplasman karnesi. Galatasaray Lig'de deplasmanda bu sezon 15 karşılaşmaya çıktı. Cimbom 10 kez sahadan 3 puanla ayrılırken, 5 kez de mağlup oldu. Aslan bu maçlarda 25 kez rakip fileleri havalandırırken, kalesinde 14 gol gördü. Sarı Kırmızılılar son dış saha müsabakasında Kayseri Sporu 3-0 mağlup etti. Ligin en az gol yiyen takımı. Galatasaray, Süper Lig'de bu sezon oynadığı 30 karşılaşmada kalesinde 27 gol gördü. Sarı Kırmızılılar bu istatistikle ligin en az gol yiyen takımı konumunda bulunuyor. Aslan ayrıca ligde 14 maçta kalesini gole kapadı. Galatasaray ayrıca attığı 61 golle 63 gol kaydeden Beşiktaş'ın ardından en skorer ikinci takım konumunda bulunuyor. Fatih Terim ve Ümit Davala cezalı. Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim ile yardımcı antrenör Ümit Davala, Hatay Spor maçında yedek kulübesinde yer alamadı. Ligin 31. haftasındaki Çaykur Rizespor karşılaşmasından sonra Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu, Terim ile davalaya ikişer maç men cezası verdi. Galatasaray'ın başında yardımcı antrenör Levent Şahin yer alıyor. 3 futbolcu cezalı. Galatasaray'da Hatay Spor maçı öncesinde 3 futbolcu cezalı durumda bulunuyor. Sarı Kırmızılılarda Çaykur Rizespor mücadelesinde kırmızı kart gören Dindir Yeddin ile sarı kart görerek cezalı duruma düşen Markao ve Christian Luindama mücadelede yer alamıyor. Milli takım kampında ve kamp sonrası yapılan koronavirüsü testi pozitif sonuçlanan iki futbolcunun izolasyon, tedavi ve takip programı devam ediyor sakatlığı devam eden Kerem Aktürkoğlu da Hatay Spor karşılaşmasında yer alamadı. Beybel ve Etebo sınırda. Galatasaray'da iki futbolcu da sarı kart sınırında bulunuyor. Ryan Beybel ile Ogenekaro Etebo, Hatay Spor karşısında sarı kart görmeleri halinde cezalı duruma düşecek. İki futbolcu cezalı olması halinde Fatih Karagümrük maçında görev alamayacak.